Şimdi bu yaptığımız altyapıyla ilgili birkaç örnek daha yapalım. Form 1'i açıyorum. Form 1'in içerisinde arkadaşlar yeni bir buton ekliyorum Form 1'in içerisine. Butonun adına BTN Product Summary diyorum. Tekstine de Product Summary dedim. Projeme sağ tıklıyorum. Add New Windows Forms diyorum. Windows Form diyorum. Formun adına da Product Summary dedim. Burada çıkardım. Şunu bir kapatıp açalım. Şimdi düzgün yerine çıktı. Şimdi burada şöyle etiketlerimizi bir yerleştirelim. Tane etiket yerleştirdim ekrana. Bunların özelliklerini ayarlayalım. Number of products. Maximum price. Burada average price diyelim. Label 1'in tekstini siliyorum. LBL Number of Products diyorum. İkincisine LBL Minimum Price diyorum. Diyorum. Üçüncüsüne LBL maksimum price diyorum. Dördüncüsüne de LBL average price diyorum. Text'imi de siliyorum. Şimdi bunda ne yapacağız arkadaşlar? Bunda şunu yapacağız. Burada tek bir query çalıştıracağız. O query'den gelen değerleri işte buraya eşleştireceğiz. Fakat bu sefer farklı bir yöntem izleyeceğim. Query'den dönen değerleri Data Access Layer'da query'mizi çalıştıracağız. Oradan dönen değerleri alacağım. Bir Product Summary diye bir class oluşturacağım. O klasıma atayacağım ve o klası geri döneceğim ben. Yani yapacağım şey şu arkadaşlar. Buraya bir tane yeni bir klasör ekleyeceğim. Klasörümün adına BL diyeceğim. Burada business
aslında bu business layer değil ama içerisinde business objectleri barındıracak bir folder. Bunun içerisine sağ tıklayıp add new item, add new class deyip bir tane product summary class'ı oluşturacağım. Product summary statistik olsun. Diye şöyle bir class oluşturdum. Bu class'ı da ben yine internal sealed olarak oluşturuyorum. Bunun içerisinde field'larımı ve constructor'ımı oluşturacağım. Şöyle. Ve tabi property'lerimi oluşturacağım. Direkt private değişkenlerden gidelim. Private burada oluşturacağım obje arkadaşlar değeri database'den alacak ve ben database'den alırken bu class'tan bir instance oluştururken içerisindeki değerleri vereceğim. Private değişkenleri içerisindeki değerleri vereceğim. Sadece instance oluşturulurken verilebilecek. Dolayısıyla ben buna sadece constructor'ın içerisinde değer atayacağım. Constructor'ın içerisinde. Dolayısıyla benim property'lerim read-only olacak. Read-only property'leri nasıl yapıyorduk? Sadece get oluyordu. Set'i olmuyordu. Şimdi read-only property'ler gibi read-only değişkenlerimiz de var. Introduction'da anlatmıştım diye hatırlıyorum read-only değişkenleri. Read-only değişkenler sadece constructor içerisinden set edilebilir. Onun haricinde obje create edildikten sonra bir daha dokunulamaz read-only değişkenleri. Nasıl yazılıyor read-only değişkenler? İşte private read-only string alt çizgi description diyorum mesela. Private read-only integer product count. Private read-only decimal minimum price. Şunu kopyalayalım. Maximum price. Bir de average price. Böyle 5 tane arkadaşlar read-only değişken tanımladım. Bu değişkenler read-only olduğu için bunların property'leri de arkadaşlar read-only olmak zorunda. Bir şey set edemememiz lazım. Sağ tıklıyorum, refactor diyorum. Encapsulate field diyorum. Benim için bir description oluşturuyor. Bakın sadece get'i var arkadaşlar, set'i yok. Çünkü read-only değişkenler. Aynısını diğerleri için yapıyorum. Product count için oluşturdu. Minimum price için oluşturdum. Maximum price için oluşturdum. Ve average price için oluşturdum. Read-only property'lerimizi. Sonra bir constructor yazacağım. Public product summary statistic diye bir constructor. İçerisine string description alacak. Virgül integer product count alacak. Desimal minimum price alacak. Desimal maximum price alacak. Bir de ne alacak? Decimal average
price alacak. Şimdi ne demiştim? Read only değişkenler sadece constructor'ın içerisinde bir kereye mahsus set edilebilir. Dolayısıyla ben burada description'ı gelen description'la set edebilirim. Veya maximum price'ı gelen maximum price ile set edeceğim arkadaşlar. Minimum price eşittir minimum price average. Average price eşittir average price. Başka ne kaldı? Product count kaldı. Count ile set edebilirim. Bunun haricinde set etmeye çalıştığım zaman bana exception fırlatır. Read only bir değişkeni set etmeye çalışıyorsun diye. Buna izin vermez. Peki. Devam edelim. Şimdi sınıfımız hazır bizim. Şimdi gelelim bizim dala. Yine product'ı açıyorum arkadaşlar ben. Product'ın içerisinden yeni bir metod yazacağım. Şuranın içinden get product count vardı. Buraya yeni bir metot oluşturuyorum. Public static. Bu bize ne dönecek arkadaşlar? Bunun geri dönüş tipi benim az önce oluşturduğum product summary istatistik nesnesinden dönecek. Yani BL'nin içerisinden product summary statistik dönecek bana. Bu tipten bir değer dönecek, obje dönecek bana. Tamam? Bunun adına ne olacak? Get product summary olacak. Bu metodumun adı da. Sonra başlayacağım içeride normal SQL işlemlerimi yapmaya. String SQL eşittir select count yıldız sonra min list price virgül max list price virgül product count'unu aldım. Minimum list price aldım. Max'ı aldım. Bir de neyi alacağım? Average alacağım. Doğru mu? AVG list price from production nokta product where list price büyüktür 0. Bakın bunu kopyalayıp SQL Server'da çalıştıralım arkadaşlar. Ctrl C ile kopyaladım. SQL Server'ı açıyorum. SQL Server Management Studio'yu. Neredesin? Şuradasın. New Query diyelim. Past edelim. Bunu çalıştırdığımız zaman arkadaşlar bakın bana neyi veriyor? Kaç tane product'ım var? 304. Bunların bu product'lar içerisinde en ucuz olanı ne? 2.29'muş en ucuzu. En pahalısı 3500 liraymış. Average de 727 liraymış. Ortalama product fiyatı. Ben bu query'i çalıştıracağım. Bana 4 tane kolon dönecek. Benim istediğim de zaten buydu. Bunları alıp o az önce oluşturduğum summary statistik objesine ekleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Yine ben using'i kullanarak SQL command eşittir new SQL command benden birinci parametre olarak command text istiyor SQL. İkinci parametre olarak connection istiyor. Önceki örneğimde önce connection için bir tane
using yapmıştım. Connection'ı kapatsın diye. Bunda direkt connection'ı buradan alacağım. Connection manager nokta get connection metodunu çağıracağım. Şu şekilde. Sonuçta bu bana bir connection dönüyor. Sonra command'ımın command niye bunu görmüyor? Command nokta command type'ım ne arkadaşlar? Text. Sonra using, burada bir hatamız var bizim. Ne hatamız var? Bir şey eksik mi koyduk? Evet, şu parantezi eksik yapmışız. Tamam, şimdi oldu. Command, command type, text dedik. Sonra biz bir data reader çalıştırmamız lazım. O data reader ile değerleri almamız lazım. Using SQL data reader, reader eşittir command nokta execute reader diyorum. Şimdi parantez açıyorum. İki tane farklı overload'u var. Execute reader. Biz bugüne kadar hep birincisini kullandık. Bakın ikincisinde ne var? Command behavior diye bir özellik var arkadaşlar ikincisinde. Bu command behavior ne işe yarıyor? Bakalım içerisinde neler var command behavior'ın. Command bakayım çıkacak mı? Command behavior. Şöyle yapalım, şunu kapatalım, bunun içerisine yazalım. Using system nokta data içerisinde. Command behavior nokta dediğimiz zaman bakın farklı farklı değerler çıktı. Close connection ne işe yarıyor? Bu command çalıştıktan sonra pardon bu reader'ın işi bittikten sonra bu reader'ın kullandığı command önce reader'ı şey yapıyor dispose ediyor. Reader dispose olur olmaz da bu reader'ın kullanıldığı command'ın bağlı olduğu connection'ı da kapatıyor. Hani biz myConnection.close diyoruz ya, onu dememize gerek yok. Command behavior.close connection dediğiniz zaman bu command'ın işi bittiği zaman kendisi otomatik kapatıyor. Close connection. Birincisi bu. İkincisi bu command'ların içerisine pipe işaretini kullanarak arkadaşlar birden fazla command behavior verebilirsiniz. Birden fazla command behavior verebilirsiniz. Bakın pipe işaretini kullanıyorum. Bir tane daha command behavior kullanacağım. Burada da ne var arkadaşlar? Şurada default'u normal data reader döner. Key infosu size seçtiğiniz select cümlenizin içerisindeki primary key'leri verir. Key info. O select'in içerisindeki key'lerin datasını verir. Şema sadece kolon isimlerini verir. Datayı vermez, kolon isimlerini verir. Sequential access'i çok bilmiyorum ne için kullanılıyor. Rows that contain binary value'lar için kullanılıyormuş arkadaşlar. Tüm satırı okumak yerine büyük binary, diyelim ki içerisinde resim olan kayıtlar varsa onları akışkan bir şekilde size getiriyor. Hepsini birden okuyup getirmiyor. Okuduğu kadar binary olarak getiriyor. Single result, hatırlıyorsanız dün bir data reader'da birden fazla result seti kullanabileceğimizi söylemiştik. Alt alta iki tane, yan yana iki tane query yazmıştık. İkisini birden döndürmüştü bize. Bir tane has more result diye bir değişken tanımlamıştık. Eğer o hala başka bir result set varsa bir daha dönmesini sağlamıştık. Single result derseniz tek bir result set döner size. Size geri dönen query de çift result set olsa bile size birincisini döner sadece. Diğerini dönmez. Single row ise arkadaşlar tek bir satır döner size.
Burada da bizim zaten tek bir satırımız var. Tek bir satır dönüyor bize. O yüzden ben burada single row diyebilirim. Single row dememizin avantajı ne? Normalde single row demezsek arkadaşlar, bir arka tarafta kendisi I row collection tarzında bir collection'ı hazır bekletiyor. Tam şu anda ismini hatırlamıyorum ama bir collection'ı hazır bekletiyor o birden çok satır geleceği için. Fakat single row dediğiniz zaman o collection yerine o collection içerisindeki tek bir satır için geçerli olan objeden bir instance bekletiyor arka tarafta. Dolayısıyla bu da performansı arttırıyor. Yani 10 tane yerine bir tane için hazırlık yapıyor arka tarafta kendisi. Performansı arttıran bir değer bu single row. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapmam lazım? Reader'ımı bir kere read etmem lazım ki birinci satıra fokuslansın. Ondan sonra da reader'ın get values denilen bir özelliği var arkadaşlar. Get values denilen bir özelliği var. Bakın içerisine ne alıyor arkadaşlar? Obje array'i tipinde, şey alıyor bizden. Bir değer bekliyor bizden. Yani ben bir obje array'i oluşturup buna verirsem o otomatik olarak kendisi dolduruyor içerisine. Direkt kolon isimlerine bakmadan. Normalde ne yapmam gerekiyordu? İşte önce sıfırıncı kolona atmam gerekiyordu. Sonra birinci kolona atmam gerekiyordu. Manuel elle yazmam gerekiyordu. Ama burada ben biliyorum bu query'den 4 tane kolon gelecek ve tek bir satır gelecek. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim. Şu yukarıya çıkarım arkadaşlar. Buraya bir object array'i oluştururum. Buna summary stats derim. Eşittir new object. Bunun boyutu ne olacak? 4 boyutlu bir array olacak. Ve içerisine obje saklıyor. 4 tane. Reader.getValues'a da bunu veririm arkadaşlar. Kendisi otomatik olarak bunun içerisini doldurur. Sıfırıncı kolonu sıfırıncı objeye, birinci kolonu birinci objeye diye sırayla doldurur benim yerime. Bunu yaptıktan sonra artık data elimde var. SQL'den çektim datayı ve benim objemin içerisine atadım. Artık yapmam gereken şey şu. Benim product summary statistik sınıfımdan bir instance üretmek. Onun içerisini doldurmak. Ondan sonra da onu ön yüze göndermek. Ne yapacağım burada? BL nokta product summary statistik PSS diyorum. Eşittir new product summary istatistik. Bakın tek bir constructor var. O da benim yazdığım constructor. İşte description'ı istiyor. Buraya description'ı elle yazacağım ben. All products diyeceğim. Virgül product count'u istiyor. Product count'um ne? Benim summary stats array'imin içerisindeki sıfırıncı eleman. Doğru mu? Sıfırıncı eleman. Ama benim bunu neye çevirmem gerekiyor? Integer'a çevirmem gerekiyor. Minimum price. Bunu kopyalayayım. Yapıştıralım. Fakat bu hatırlıyorsanız integer değildi arkadaşlar. Desimaldi. Ve bu birdi. Şöyle alt alta inersek daha kolay okunacak. Bir de full screen yapalım. Bir virgül daha koydum. Benden maximum price istiyor. Yapıştıralım bunu. Şuna 2 diyelim. Buna desimal diyelim. Bir virgül koyuyorum. Benden average istiyor. Buna da yine desimal diyelim. Bu da üçüncü parametresi. Parantezi kapatıyorum. Noktalıyorum. Şimdi artık elimde adı PSS olan Product Summary Statistik'ten türemiş Product Summary Statistik tipinde bir instance'ım var. Tamam. Zaten benim metodum da geriye Product Summary Statistik dönmesi gerekiyordu. Artık elimde de bir tane Product Summary Statistik var. Adı da PSS. Ne yapmam gerekiyor? Bunu geriye dönmem gerekiyor. Return PSS deyip bunu geriye döneceğim. Okey.
Şimdi gelelim ön yüze. Ön yüzü açalım. Nerede bizim product summary'miz? Nerede bizim dizaynımız? Burada. Bunun page load'una gelelim arkadaşlar. Product summary istatistiği. Şimdi burada ne yapacağım? Bir try catch bloğu koyacağım yine. Try catch. Exception olursa bunu loglamasını isteyeceğim. Message box nokta show beklenmeyen bir hata ile karşılaşıldı. Util nokta logger nokta log exception bir exception'ı logluyorum. Yukarıya geliyorum. Product BL nokta product summary statistic summary stats diyeyim eşittir product dal nokta product dal nokta get product summary dedim. LBL number of products nokta text eşittir summary stats nokta neyi alacağım buradan product count alacağım to string LBL maximum price nokta text eşittir summary stats nokta maximum price to string LBL minimum price nokta text eşittir summary stats nokta minimum price to string LBL average price nokta text eşittir summary stats nokta average price to string deyip ekranda göstereceğim. Dikkat ederseniz arkadaşlar ön yüzde yaptığımız iş gayet basit. Presentation değeri yapan developer'ın yapacağı tek şey bir tane product summary statistic'ten instance oluşturmak, data access layer'dan gidip product summary'i almak, ondan sonra label'larda onu göstermek. Presentation layer'ın işi bu zaten. Datayı göstermek. Asla gidip database'e direkt olarak bağlanmaz. Bunun yerine bir ara birim kullanır. Burada bizim ara birimimiz de dal. Daldan gelen datayı alıp okunabilir hale getiren de business object'lerimiz var. Buradaki business object'imiz de bizim product summary statistic. Sadece bu datayı, daldan gelen datayı tutmak için kullanılıyor. Daha kolay kullanılması için kullanılıyor. Çalıştırdığım zaman buraya bir breakpoint koymuşuz. F5 diye. Ürün sayısı 304 diye geldi. Product summary'e bastım. Bakalım. Sanırım hata verecek. Yazmadık mı hiçbir şey? Form 1 doğru tıklandığında açmasını söylemedik. Evet, şu butona product summary eşittir new product summary nokta shop. Şimdi çalıştıralım. Evet. Bakın çalışır çalışmaz bana product bilgilerini getirdi arkadaşlar.